davamızın haklılığını medyanın şu muhteşem ilgisi göstermiyor mu Sayın Yargıcım? Maalesef müvekkilen aşırı stres yüzünden yorgun düşmüştür ve doktor kontrolü altındadır. Yani, buna özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Medyanın da tabii. Sorun son derece ciddidir Sayın Yargıcım. Davalının ciddi bir sağlık sorunu vardır. Evini terk ettiği güne kadar ereksiyon olamamış ve eşiyle cinsel ilişki içinde bulunamamıştır. Evet, evet. Müvekkilem halen bakiredir ve bütün bunlarda, bu gerçeklerde delillerle ispatlanmıştır Sayın Yargıcım. Medyanın dikkatini çekerim. Ya, ama yani şimdi burada erkeklik gururumuz da oynanıyor hakim bey, ayıptır ya. Ya bu kız, evet hala kız. İlk kocasından da böyle boşandı. Ne yani, o da mı iktidarsız, affedersin ya? Yaz, gereği düşünüldü. Davacı Nazan Korkmaz'ın eski eşi Cavit Durağan tanık olarak dinlenmesine. Duruşmanın 8.10.99 Cuma saat 10'a bırakılmasına karar verildi. Sen de mümkün olduğu kadar az konuş. İşte geliyorlar. Ah, yaktılar yavrumu. Gözü kör anasıcalar, yaktılar. Gençliğini yaşatmadılar. Nazan Hanım, birkaç soru lütfen. Olabilir ama kısa lütfen. Zaten kendileri çok gergin görüyorum. Nazan Hanım, sahneye çıkacak mısınız? Aldatma sorun lütfen. Tabii bir takım teklifler var ama şimdilik düşünmüyoruz. Önce şu haklı davamız bir sonuçlansın. Bizi teklif almışsınız. Tabii birçok teklif var, değerlendireceğiz. Ama öncelikle Nazan hanımefendinin bu senaryoları okuyup beğenmesi gerekiyor tabii. Kızım her şeylere layıktır. Çiçek gibi yetiştirdim ben onu ama kaderim kötü. Üçüncü kez evlenmeyi düşünüyor musunuz? Neden düşünmesin efendim? Ömrün bağrına yanmayacak. Koca nerede? Hani ona göre koca? Erkek yok kardeşim, erkek. Bu Necla. Çok teşekkür ediyoruz. Yakında bir basın toplantısı yapacağız. Tekrar. Sen geç şöyle bakıyorsun. Vuracağım oğlum. Bizi mahveden o. İkisini de alnınacağım, vuracağım. Şuradan böyle dandan vuracağım. Nereye vuruyorsun oğlum ya? Çocuk musun Selami? Avukat yönlendiriyor bunları. O ne cambaz herif o. Onu da vuracağım. En çok da neye bozuluyorum biliyor musun arkadaş? Şu Cavit Hıyar'ı duyacak şimdi bunları. Şakır şakır göbek atacak. Etme bulma dünyası. Selami de aldı tezkereyi. Ama babasından yanına varılmıyor baba. Baksana şu surata ineyim. Siz de erkek olup bir iş beceremediniz ki oğlum. Konuşma öyle kadın. Başlarım senin tekirinden de bari bunundan da ha. Ay ne dedim şimdi ayol? Deme. Ne karıştırıyorsun erkekliğimizi? Bunlar da bize kaldı baba. Olsun Selami. Ne yani, git çalsana be. Patlamayın ben Ziver abi. Çekil. Geldiler. Ha.
yeter. Nazan Hanım gördüğünüz gibi son derece yorgun, dinlenmesi gerekiyor ama çok kısa bir şeyse neden olmaz? Sevinç, kim bu adam kız? Avukatıymış yani mi? Aynı yakışıklı adam. Aa, pek sıkı fıkılar. Yoksa bununla mı işi pişirdi şimdi de? Vallahi galiba anne günah boynuna, neredeyse içine düşecek baksana. Aa, televizyoncular da gelmiş, meşhur oldular. Medyamızla ilişkilerimiz her zaman sıcak olacak. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi. Bay bay. Geçmiş olsun diyelim mi Necla'cığım? Yok anam, nerede? İş uzadı Melahat. Hakim Cavit'i dinlemeye karar verdi. Eski kocası olaraktan. Aman Latife, iyi. Sen de her bir şeyi anlat bari. Rafet Bey, buyurun. Evimizin kusuruna bakmazsanız size bir yorgunluk kahvesi ikram ederim. Aman efendim, rica ederim. Memnuniyetle. Ama yakında her şeyiniz olacak. Nazan Hanım, triplex villalarda oturacak inşallah. İnşallah. Buyurun, i̇nşallah. Buyurun, buyurun. Tüh salak. El alem ikinci kocayı boşuyor. Sen hala bir koca bulamadın. Aman anne. Yürü. Al, iç şunu. Bu iş seni berbat etti be oğlum. Hayırlısıyla bir kurtulsa. Mikrop bunlar. İkisi de mikrop. Sus lan. Yanlış mı söylüyorum abi? Delikanlı adamız icabı. Ya bırak şimdi delikanlılığı menikanlılığı karıştırma Enver. Dilber Başak, 3 yıldır evliyim ama hala bakireyim dedi. Lan moruk! Sen bizimle dalga mı geçiyorsun ha? Ne dalgası evladım? Gazete okuyorum şurada. Gazete okuyormuş, başlarım senin gazetenden ha. Çık dışarı, çek! Müşteri kovulur mu evladım? Senin gibi müşteri kovulur. Kovmaz olsun hadi, çık dışarı! Nasıl be, sinirler gördüm, kusura bakma. Tamam, tamam abicim, kapatın dükkanı, müşteri falan istemiyorum, kapat! Hadi beni, hadi yalla! Yalla! Hadi cenazemiz var, kapalıyız bugün, hadi! Tamam, hadi canım, yalla yalla, hadi hadi hadi! Kapat, televizyonu da kapat! Kapat! Televizyonu da kapat! Aynen, aynen! Derya kuzusu bunlar, canlı! Ne geldi sanki? Abiciğim siz bir dakika. Hayırlı işler! Eyvallah. Duydunuz mu? Hayrola, yine ne oldu? Dava bitmemiş. Lan başlayacağım bu davadan ha. Bitmemişse bitmemiş lan. Bize ne davadan? Hakim seni dinlemek istiyormuş abiciğim. Beni mi? Ne yapacakmış beni? Tanık olarak. Tanık mı? Ne diyecekmişim ben mahkemede? Lan boşanalı 2 yıl oldu. Hala yakamızdan düşmedi bu karılar be. Baba, ne yapacağım ben şimdi? Eşek kadar oldun. Ne yapacağını ben mi söyleyeceğim sana? Cavit abi. Ne var lan? Televizyondan geldiler. Seninle konuşmak istiyorlar. Ne konuşacağım oğlum ben şimdi onlarla? 2 kelime be oğlum. Rica ettiler ya. Dur o zaman. Hoş geldin abi. Bak dünkü Hürriyet gazetesinde resminiz çıktı, gördün mü? Nesini göreyim lan? Rezil oldum ben. Kilitle şu kapıyı. Kapat. Zinciri de tak ha. Perdeleri de kapat. Tam bitti. Kimseyi almayın içeri. Televizyoncu, gazeteci, masteci istemiyorum artık. Kapat lan şu televizyonda. Ara haberler var ama şimdi. Lan kapat dedim. Kapat. Bundan sonra kapı önüne, pencere önüne çıkmak falan yok. Gidiyoruz bu mahalleden. Aa, delirdin mi sen evladım? Bir kıçı kırık kız yüzünden mahallemi terk ediyorsun? Ya tamam anne, kes kes. Tamam. Ben kararımı verdim. Bitti bu iş. Gidiyoruz. Şu bendeki kadere bak be. Kala kala hıyar Cavit'in eline kaldık. Kız,
söyleyecek bu Cavit Çift'e hakime ha? Allah kahretsin. Aman efendim, ne derlerse desinler. Artık karar değişmez. Bitecekse de bitecek bu iş. Hadi inşallah. Ahlaksız karı. Yine kim bilir ne dolaplar çeviriyor. Aman teyze sus. Cıngar çıkarır bunları. Böyleyim seni oğlum. Güzel konuş. Ne söyleyecektin baba? Kerem unuttum lan. Büyücü karı. Duyarsa duysun, beni kimseden korkuyor. Tamam, sakin olalım. Cavit abi bize bakıyorlar. Bakalım şimdi bu hıyar içeride nasıl konuşacak? Boş ver oğlum, ne anlatırsa anlatsın. Öyle demeyin, tanıklığı mahkemeyi etkileyebilir. Ağzını bir yoklasanız. Kim? Ben o hıyarla konuşmam. Ölüm yok ya ucunda oğlum, işine yarayacaksa merhaba diye geçsin gitsin. Tabii lan, doğru söylüyor. Oğlum kalkar şimdi bu hıyarlık eder, gebertirim elimde kalır. Ne gebertmesin lan, adli burası. Baksana ortalık kamera mamera dolu ya. Hayret bir şey. Konuşsam mı? Lan bana bak. Ne var? Atışmak gibi olmasın ama içeride her şeyi apaçık anlatacak mısın? Apaçık anlatacak mısın ne demek lan? Biz yalan mı söylüyoruz burada? Ya ben onu demek istemedim. Ne demek istedin ya? Yani diyorum şöyle dobra dobra, erkekçe. Erkekçe ne demek erkekçe lan? Erkekçe diyorum ha. Erkekçe ne demek lan? Atlatırım lan. Atlatırım lan. Ver onu ya. Lan! Attırın! Alacağım şimdi ikiniz de ayağımın altına! Beceriksizler! Ay anne, çok korkuyorum ya! Korkacak bir şey yok. Bir an kurtulacağız bu iki el yazıklardan. Tek bir cesine. Hadi! Davacı dağdan korkmaz, vekil avukat muhabbet bitir! Abi de gebertirsin ya. Davalı kelamı korkmaz vekili avukat dinleyip kaldı. Geldim. Bir dakika. Sessiz beyler. Yol açın. Evet, sakin beyler, sessiz. Şöyle biraz gelin. Hadi oğlum, böğreyim seni. Baba, hakim ne soracak şimdi bana içeride? Ben ne bileyim ulan? Hakim çağırmış. Ne sorarsa açık açık anlatacaksın. Tamam. Dur bakalım. Büyücü karı, geberemedi. Salam. Tanık Cavit Durak burada mı? Bir dakika, şuradan yol açın. Tanık Cavit Durak! Hadi, yürü. Hakim Bey. Sallama oğlum, yürü. Şurada dur. Beceriksiz sünepe, utanmadan ne anlatacak acaba? Kız Okşan, intikam almaya gelmiş bunlar. Adın? Cavit. Soyadın? Durak. Baba adı? Salih. Doğum tarihi? 14 Haziran 1974. Tarafları tanıyor musun? Tanıyorum. Peki taraflarla bir akrabalığın var mı? Yok. Doğru söyleyeceğine namusun ve Allah'ın üzerine yemin eder misin? Ederim. Peki. Şimdi olaylar hakkında ne biliyorsan anlat. Nazan Korkmaz'la daha önce evliymişsin. Evet efendim, evliydik. Ama boşandık maalesef. Bırak şimdi maalesef evladım, bak. Mahkeme seni 365 gün içinde erkeklik görevini yerine getirmediğin gerekçesiyle... Erkekliğimi karıştırmayalım, erkeklikle bilgisi yok. Benim sorduklarıma cevap ver. Özür dilerim. Gerekçesiyle... Eşi Nazan Durak'tan Kadıköy 2. Asli Hukuk Mahkemesi'nin 28.6.97 tarihli kararıyla boşamış olup... Evet, boşandık maalesef. Selami Korkmaz'ı tanıyor musun? Tanıyorum maalesef. Bırak oğlum şu maalesefi. Bak, Nazan Korkmaz şimdi de aynı gerekçeyle Selami Korkmaz'dan boşanmak istiyor.
Vallahi ona bir diyeceğim yok sayın hakimim. Yalnız ben o zaman da mahkemeye göstermiştim. Bugün de gene göğsümü gere gere gösterebilirim. Benim erkekliğim efendim bakın burada raporla tespit edilmiş durumda. İzninizle sayın yargıcığım, olay burada saptırılıyor. Medyanın değerli mensuplarını da göstermek isterim. Buyurun, buna ne diyeceksiniz? Nazan Korkmaz'ın bakir olduğuna dair adli tıp raporu elimizde. Olmaz öyle şey hakim bey. Oyuna getirdik. İki tane koç gibi delikanlı. Hadi ben şey edemedim bu kadını, bu da mı? İtiraz ediyorum sayın yargıcığım, müvekkilem kadın değil, kız. İşte adli tıp raporu elimizde, isteyen bakabilir. Çok rica ediyorum, komplekslerle konuşmayalım. Objektif olan. Otur yerine. Ben söz vermeden konuşma. Mahalle kahvesi değil burası. Cavit, evladım. Buyurun hakim bey. Ne diyorsun? İkiniz de erkekliğinize toz kondurmuyorsunuz ama ortada Nazan Korkmaz'ın kızlık sarılının bozulmadığına dair adli tıp raporu var. Nasıl oluyor bu? Vallahi oluyor işte hakim bey. Aslında yani var bir numara bu işte. Şimdi bakın, Selami, Nazan, ben hepimiz, üçümüz de aynı mahallenin çocuklarıyız. Yani anne babalarımız da birbirlerini gayet iyi tanırlar. İlkokulu, ortaokulu hep beraber okuduk. Nazan benim o zamandan beri dalgamdı. Hoş, nereden dalgan alıyormuşum ben seni? Hayır efendim, o benim dalgamdı. Müvekkilimden bu şekilde bahsedemezler efendim. Çok değerli medyanın da dikkatini çekmek istiyorum. Kendileri çok ağır bir psikolojik baskı altında sayın yargıcım. Benim dalgamdı efendim. Burada bunu herkes bilir. Evet efendim. Selami de asılırdı kıza ama niyeti ciddi değildi. Bizim evleneceğimizi mahallede herkes biliyordu. Selami sırf bana gıcıklık olsun diye asılıyordu kıza. Askerliğimi yaptıktan sonra Allah'ın emri, peygamberin kavliyle istemeye gittik. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Yavaş iç oğlum, ağzın yanacak. Olsun Yasin baba, bu kahve sıcak içilir. Oh, ne güzel olmuş canım. Tabii kim yaptı? Ne yapıyoruz şimdi Necla'cığım? İsterseniz dediğim gibi söz kesme işini haftaya bırakalım. Siz yabancı değilsiniz. Eksik olma. Ne yalan söyleyeyim, bir kısmeti daha çıktı da. Burada da mı çıktı karşımıza bu herif ya? Ne söylesek boş. Kısmetse olur. Biz bu kısmeti tanıyor muyuz Necla Hanım teyze? Yoo, tanımazsınız. Uzaktan. Canım şunun adını koyalım. Çocuklar birbirlerini beğenmişler, sevmişler. Öyle de. Gönül isterdi ki damadın şöyle kendi başına bir işi olsun. Benim dükkanım onun dükkanı demek. Üstelik balıkçılığı da gayet iyi bilir. Yani damadın ne iş yapıyor diye sorana balıkçı demek. Namusuyla çalıştıktan sonra ne var bunda ana? Ha, bak peşinen söyleyeyim. Bir tanecik yavrumu dışarıya veremem. Burada benimle oturacaklar. Evimiz geniş Allah'a şükür. Ne diyorsun hanım? Olur. Ben otururum. Yani benim için fark etmez. Biz müsaade isteyelim o zaman. Hadi oğlum kalk. Ne güzel oturuyorduk baba. Al. Artık haftaya görüşürüz ana. İnşallah bir mani çıkmazsa. Artık kısmette ne varsa o olur. Ben varım ya anne. Güle güle. Güle. Geliyorlar. Bakın lan salak salak. Gir içeri fincanları yıka. Çık. Ana. Ne haber lan Cavit? İyidir Selami. Senden ne haber? İyidir. Nereye böyle Safiye Hanım? Hayrola? Hayırdır hayır. Bizim Selami'ye bir... Nazan'ı istemeye gidiyoruz. Artık biraz evleneyim diyorum. Olmuyor oğlum böyle bekar her gece bir yavruyla sıkıldım. Demek o kısmet sendin ha? İyi. İste bakalım, alırsın. Göreceğiz bakalım kim neyi alıyor. Sen de mi kızı istemeye gidiyorsun? Niye söylemedin bana lan? Gel.
Bundan sonra Nazan'ıma şöyle yan gözle bakanı vururum. Haberiniz olsun oğlum, yakında evleniyoruz. Söz kesildi. Kaynanan pırlanta gibi karı namussuzum. Sen olduktan sonra Selamiciğim gözünü kırpmadan veririm diyor. Helal olsun. Tabii ya. Sapına kadar erkek kadın oğlum. Sen şimdiden damatlıkları yaptır Selamiciğim dedi. Peki bu tirsi kafa Cavit nesine güveniyor? Havasını alır. Kaynanan balıkçıya kız veririm oğlum. Cavit kim? Yalnız bir kere söz vermiş bulundum Selamiciğim, cumaya kadar bekleyelim diyor. Oo, o iş tamam yani ha? Bitirdik diyorum oğlum. Bitti o iş. Haftaya nişan takıyoruz, tamam. Başbakan mafyayı bitirdik dedi ve ekledi. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Vallahi vaziyet böyleyse Cahit Bey hadi kuduracak yani. Kudursun inek. Selam abi. Yenge cama çıktı abi. Yapma be. Zahmet efendi. Bir tane ekmek, bir kilo şeker, 6 tane yumurta. Civar abi. Civar abi koş. Ziver abi, yengene 6 ekmek, 10 kilo şeker, 40 tane de yumurta götür. Para falan verme sakın, sonra ben Saffet'e veririm. Tamam. Casus, gör lan gör. Kız bana öpücük attı, gör. Nasıl şey be Cavit? Selami bana verdiler kızı, söz kestik bitti diyormuş. Atıyor. Cuma günü gelsin sen görürsün kim alıyor kızı. Anası mı çeviriyor bir numara acaba? Şş, kaynanam hakkında böyle konuşmamak kalbini kırarım ha. Numara yapmaz benim kaynanam. İyi anladık anladık. Laf da söylenmiyor size. Ver benim balığımı gideyim. İşim var. Tamam al al hadi buyur buyur. Düğün yapacak mısınız? İster tabii. Biricik oğlumuz. Hani senin çok işin vardı? Ben de bugün bunun gözüne battım. Gidiyorum anam. Bereket versin. Hayırlı işler. Sağ ol. Afiyet olsun. Kanattan kestim. Nasıl biliyor musun? Lokum, lokum. Kırmızı soğanla birlikte bir büyük rakıyı devirirsin ha. Kolay gelsin. Eyvallah. Oğlum aldın mı lan kolyeyi? Aman dur oğlum, babam var lan, manyak mısın ya? Verme oğlum bunu kıza. Çok pahalı. Markı bozdun mu? Bozdum. Üstüne de ben koydum. Oğlum 80 milyon lira lan. Hıyarlığın yüzümü yok. Bak benden arkadaşça harbi. Tabii sen bilirsin ama. Niye lan? Selami onunla işi bitirmiş. Az önce gözümle gördüm. Öpücük atmalar, bakkaldan nevaleler göndermeler falan filan. Ne diyorsun lan sen? Vallahi bak ben senin arkadaşın, sana hiç yalan söyler miyim? Bırak o kızı abi. Baba baksana şuna, ne diyor bu be? Hiçbir suç engel olamaz, anladın mı ha? Selami yok mu? Pekala, nasıl istersen? Damatlık almaya gitti. İyi, bekleriz. Ne yapacaktın? Hiç. Öldüreceğim de. Ha, iyi. Ne? Öldüreceğim mi? He, öldüreceğim. İki çay versene. Düğün salonunu tuttum. Şahane bir nikah olacak. O hıyara inat, bando çaldıracağım Nazan'ımın kapısında. Selami. Abi kaynananla konuştuk, kararını verdi. Cuma'yı beklemiyor. Gelinlik için de bitirdim ha. Tersi muhallaya söyledim, hemen dikecek. Ne var abi?
Sevdiği kızla evlenen arkadaşını baltayla doğradı. Ben de seni doğrayacağım ulan! Nazan gitti mi anne? Giden bir şey yok oğlum. Paralama kendini boşuna. Cuma günü konuşacağız işte. Gelinlikle diktirmiş kızı eşşoğlu eşek. Nazan benim olacak baba. Doyduk ver hanıma. Cuma günü gidip konuştuk işte. Sonra hakim bey, o cuma günü babamlar konuşmaya gittiler. Benim daha mazbut bir koca olacağımı düşünerek Nazan'ı annesi bana verdi. Bunun üzerine Selami kalp krizi geçirdi. Tamamdır. Çabuk çabuk. Çabuk. Şuradan ya. Hadi hadi. Tamam, aldık kızı, aldık. Doğru mu? Doğru. Nazan ver. Ben de beklemiyordum tabii. Anneciğim. Bayılmışım sevinçten. Abi tek geç şunu. Yaz yanına da yediği. Tabii hemen düğün hazırlıklarına başladık hakim bey. Selami kıskançlıktan çatlıyor. Selami. Evlenmek ne dertmiş hakim bey? Gelinlik diktiririm, annesi beğenmez. Damatlık alırım, babam beğenmez. Düğün yaparız, gelenler beğenmez. Uzatma oğlum, kes. Evliliğini anlat bize. O gece ne oldu? Hiçbir şey olamadı efendim maalesef. Elimi süremedim ki. Hadi odamıza gidelim Nazancığım. Acele etme. Annem hazırlık yapıyor. Kız çok sabırsızlanıyorum ama. Hadi yavrularım. Allah mesut etsin. Allah bir yastıkta kocatsın. Sağ ol anne. Sağ ol evladım. Hadi çocuğum. Hadi anne. Bir tanem. Ben çok korkuyorum ha. Yavrum saçmalama, korkacak ne var? Hepimizin başından geçti. Senin en güzel günün. Hadi bir tane. Anne. Ay Allah. Sen orada dur tamam mı? Tamam yavrum, ben şurada bekleyeceğim seni. Hadi. Hadi bir tane. Hadi. Hadi. Dur yavrum. Sen burada dur tamam mı? Buradayım yavrum, sesten gelirim ben. Hadi çocuğum. Ayıp olur mu? Hayatım bugüne bugün nikahlı karımsın ha. Ay çok ayıp. Dokun. Nazanım, canım benim, sevgilim. Şükür kavuşturana hep bu anı bekliyorum. Uylanıyorum. Uylanıyorum. Aa, ne yapıyorsun ama Nazan? Aa, ne öyle hemen evlendik diye şey yapmamız mı lazım? Ne yapmamız mı lazım? Anladın sen işte öyle şapur şapur. Ya çuvala mı girdi? Gel otur konuşalım birazcık. Ne konuşacağız Nazan? Biz buraya konuşmaya mı geldik? Konuşacak çok şeyimiz var. Yok ya. Yapma tatlım benim. Hadi söyle. Hadi. Şimdi annemi çağırırım ha. İhanete uğradım. Ama Nazan değil, o karı yaktı beni oğlum, anası. Gelin olmuş gidiyorsun, bana veda ediyorsun.
Sakın ağlama diyorsun, ağlamamak elde değil. Ulan oğlum içme bu kadar ya. Doktor sana ne dedi ya? Ne derse desin lan. Benim içim yanıyor be. Saçlarında sırma telin, neden sustu tatlı dilin? Ah dün benimdin bugün elin. Ağlamamak elde değil. Şimdi yatıyorlar mı lan? Ha? Koyun koyun. Oğlum bırak, ne yapıyorlarsa yapıyorlar. Sana ne ya? Ne demek lan oğlum? Bırak, ne yapıyorlarsa yapsınlar, sana ne? Sen de arkadaş mısın lan? Hayır etmiş. Yapmasın bir şey kıza. Yapmayacak. Yapsın elini kırın. Şerefsizim kırın. Abi insan nasıl kıyar ona be? Hadi beyler başlayalım. Saat 12'yi geçiyor. Belediye ceza yazacak ya. Tamam Cezmi abi, öderiz cezamızı. Tamam. Baskı yapma bize. Yorma beni baba. Bak burada bir şey konuşuyoruz. Yapamayacağız zaten. Görürsünüz yapamayacak oğlum. Benim bildiğim Cavit o kız. Yaman o kıza hiçbir şey yapamaz. Ve yapamayacak. Ah burayı. Buraya yazıyorum arkadaş. Yapamaz. Hatırlıyor musun Cavit? Ha? 11 yaşındayken ha? Senle hep saklambaca oynardık. Sen beni hep korkuturdun. Bir keresinde ağacın tepesinden üstüme bir atladın böyle diye. Dudağım uçuklamıştı. Annem beni şeye götürmüştü hocaya yakutmak için. Hiç unutmam. O zaman da çok çatlaktın. Şimdi de öylesin. Hı? Nerede? Biliyorsun. Saat kaç? 6:05. Soyun. Yapma Cavit, yapma. Gündüz vakti olmaz öyle şey. Gündüz olmaz, gece olmaz. Ne zaman olacak ya? Aa, neyse sen sırf canavarı mısın? Hayır, yapma. Yapma Cavit, yapma. Allah aşkına bıraksana beni. Şimdi annemi çağırırım. O iş olmadan buradan çıkamam dışarı. Anne! Da duymaz uydurur. Cavit Nazan'ı boğazlıyor. Ah, ah anam ah. Gitti, gitti kız. Hırsız mı? Nerede o hırsız? Gebertirim namussuzum. Vallahi öldürüyor. Kız öldürüyor. Selami, Selami nerede? Selami! Koş evladım, koş. Koş evladım, öldürüyor. Kızı öldürüyor. Kızı çıldırdı mı sabahın bu saatinde? Nazan öldü mü? Ayol niye ölsün? İçeride kocasıyla uyuyorlar. Mışıl mışıl. Uyuyorlar mı? Koyun koyuna mı? Sarılmışlar birbirlerine. Mışıl mışıl. Sabahlar Tanrım. İyi sabahlar. Günaydın İbo. Günaydın baba. Oo, günaydın damat bey. Bugün niye geldin oğlum? Niye gelmeyeyim baba? O iş başka, bu iş başka. (Gülüyor)
Akşam uyumadın mı oğlum? Uyumadım sayılır baba. Sonra kimsenin yüzüne bakamayız salak. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Üstüme saldırıyor anne. Ben ne yapayım ya? Yavrum saldırmak değil o. Seviyor seni. Nasıl sevmek öyle? Ödümü kopartıyor. Korkma. Yiyecek değil ya seni. Üzüm versem yiyecek vallahi. Yavrum erkekler öyledir. İlk gün heyecanı gelir geçer. Sen rahat ol. Yum gözlerini. Şimdi değil salak. Bu gece. Bu gece bitecek bu iş. Sana o kadar söylüyorum. Tamam mı? Tamam be. Tamam be. Of. Söndür şu lambayı. Ya yine başlama Nazan ya. Lambayı söndür, ben de gözlerimi kapatacağım. Niye kapatıyorsun gözlerini? Annem öyle dedi. Söndürsene lambayı. Ne bakıyorsun öyle yiyecek gibi? Yerim vallahi kız. Ne tatlı şeysin sen öyle. Aa balık balık kokuyorsun sen. Kız, üç kere yıkandım, kokular sürdüm vallahi. El sürme bana. El sürmeden nasıl yapacağız o işi? Aa bak, ev sürmek dedim de aklıma ne geldi? Ya yapma Nazan ya. Biz buraya evcilik oynamaya mı geldik? Aman tamam. Hadi yumuyorum gözlerimi bak. Bir korkut. Korkutma. Nazan. Bunu yapma ya. Nazan. Ya Nazan. Necanet teyze. Koşun Nazan bayıldı, kolonya getirin. Of patlaymış ulan yine mi? Ya amma da illetli bir kızım varmış ben Ejda Hanım teyze. Teyze deme bana, çekin şuradan. Adam olup bir işi beceremediniz be. Ne oldu sana yine kız? Ben abi ne oldu? Bir haber var mı? Ne oldu abi? Gene bir şey olmamış Selami. Aslanım bir. Bir çay yapsana. Ben size demedim mi lan? He? Erkeklik yok onda oğlum. O herif bir halt yapamaz. Yapamaz! Kocasını iktidarsız diyen Fatih güzeli Leyla'yı vurdular. Nazan'ı kimse vuramaz lan. Ona dokunanın kemiklerini kırarım vurmaz. Ulan hasta mısın desin? Adam gazete okuyor ya. Hayret bir şey ya. Okuma lan sen de. Tamam içinden oku. Vezir. Ne oldu bu Cavit'e? Pek ortalıklarda gözükmüyor abi. Keyfi bozuk da biraz. Ben de bir şeyler duydum ama doğruysa bilmem. Ben de duydum. Kulak asma abi. Hepsi dedikodu. Hı-hı. Aha Selami. Ne haber Selami? Ulan bunun da bacısını yedik sanki ha. Şu havalara bak. Gülüp. Nazan Cavit'le evlendiğinden beri Selami sabah kesin olduk. Ne yapsın? Delikanlı adam. İçi yanıyor tabii. Onun içim içi yanmaz Hikmet abi. O ne palavracıdır o biliyor musun sen? Ben asıl Cavit'e üzülüyorum. Eğer söylenenler doğruysa. Ya kaç ay oldu baksana. Yani artık kızın karnı şişmeliydi değil mi? İş yok bu Cavit'te. Kolay gelsin abi. Oo Cavit'cim hoş geldin. Biz de senden konuşuyorduk. İyi insan lafın üstüne gelmiş değil mi? Ne konuşuyordunuz lan benim hakkımda? Yok ya evlendi bizleri unuttu diyorduk değil mi Hikmet abi? Ha o başka. Abi dükkanı bırakamıyorum ki. Hikmet abi beni keser misin? Gel otur iki dakika bitiyor şimdi. Yok yok şimdi olmaz akşama. Peder balık haline gitti dükkan yalnız. Aha. Görüşürüz abi. Dur abi ben de geliyorum seni. Dur. Delikanlı adam ama yapamıyormuş bir şey. Ne diyorlarmış lan benim için? Amma işte lan şöyle böyle diyorlar. Sen de inanıyor musun lan buna? Yok be Cavit erkekliğine bir şey demem de. Şey yani tutup toplum yapıyorsun ne yapıyorsun anlayamadım ki. Heyecanlanma oğlum o kadar. Manyak mısın oğlum sen durum bildiğin gibi değil ya. Nazan hasta ruh hastası. Abi gide bir de düşüp bayılıyor kız. Ne yapacağımı şaşırıyorum.
Ben bir daha o adamla aynı yatağa girmem anne. Saldırıyor bana. Hiç de öyle görünmüyor. Ya sen onun öyle göründüğüne bakma iki rulo. Her tarafım tırmık yarası. Of Allah'ım sen bana sabır ver. Ne yapsak bilmem ki. Dayanamıyorum anne artık ya. Kız sen deli misin? Tefe koyarlar bizi. Ah Latife nereye böyle? Ah Zehra'ya gidiyorum ana. Laf aramızda. Necla çok dertli. Ah ah ben de duydum. Olmaz ki anam yazık kıza. Bir de üstelik her akşam dayak. Ah, İstemez mi bir çocuğu olsun? Allah kimsenin başına vermesin. Aman aman aman. Sağ ol. Seni de üzmek istemem ama ne yapayım anacığım? Ben de burada bir elçiyim. Oğlanın halinden işkillenmiştim zaten. Başı önünde öyle arpacı kumrusu gibi düşünüyordu. Aman yayılmasa bari ortalığa. Daha ne yayılsın ayol? Yayıldı yayılacağı kadar. Bak bir yerden duyarsan benden bilme sakın darılırım. Allah şuracıktan çıkmayı nasip etmesin senden başkasıyla konuştuysam. Necda ne yapacağını şaşırmış. Bir tek bana açtı. O da bilmiş. Niye gelip benimle konuşmuyor acaba? Hey Allah, bu da mı gelecekti başımıza? Tövbeler tövbesi. Ben bunu şimdi nasıl söyleyeceğim babasına? Çocuk ne zaman Cavit? O da olur inşallah. Hadi evladım, elini çabuk tut biraz. Artık bir torun isterdin mi Salih? Olacak, olacak. Zamanla. Hadi, hadi. Elini çabuk tut biraz. Ne lan bu laflar? Genel giden bir şey söylüyor. Sen bizim millete özürleneceksin. Vallahi benim bir suçum yok baba. Nazan hasta. Ne demek hasta? İşte anla, çatlak biraz. Çatlak, çatlak. Senin karın değil mi lan? Olamıyor ki. Nasıl olamıyor? Seremiyor musun lan yoksa? Vallahi beceremiyorum baba. Çay alayım baba. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Sağ ol. Eyvallah koç. Sağ ol. Ne demek düşüp bayılıyor lan? Ne demek düşüp bayılıyor? Bayılsa bile çıkacaksın lan üstüne. Değil mi abi? Tabii canım. Bir dakikalık iş bu. İcabında bağlarsın elini. Bastır biraz. Bastı. Söylemesi kolay. Gel sen bastır. Biz ne yapacağımızı bilmiyor muyuz lan? Selam yavaş. Yavaş oğlum. Ne haber Gizmi abi? Hoş geldin çocuklar. Nasılsın abi? İyiyim sağ ol. Geçelim. Geçelim. İyi akşamlar beyler. Afiyet olsun. İyi akşamlar Rıdvan abi. Şöyle oturalım mı beyler? Burası manzaralı. Geç. Baba, bize Fikret'i göndersene. Fikret! Oğlum masaya bak. Hay abiler hoş geldiniz. Buyurun. Nereden çıktı lan? Hı? Boş verirsen keyfini. Hadi, hadi, hadi. Abi. Fikret birader bizim masayı şöyle bir süsle. Aman abi. Bir de bize koç yumurtası getir bakayım. Şöyle ama şey olsun ha. Altı okka. Son günlerde mahallede aranan cinsten. Ben bunu vururum lan. Şşş, abi otur ya. Görmüyor musun sarhoş kütük gibi inek ya? Biz erkekliğimize laf söyletmeyiz. Ha? Erkekliğimize laf söyletmeyiz. Sıkıysa, iyiyorsa şöyle böyle desin biri. Hadi bakalım. Göğsümüzü gere gere konuşuruz biz. Erkeğiz biz ulan. Biz karımlıyız ulan. Ha! Sen ne karışıyorsun lan? Ne oluyor? Sen niye üstüne alındın lan? Ayıp oluyor beyler. Lan otur yerine. Aslanım, kimsenin senin erkekle bir şey dediği yok. Hayret bir şey ya. İyi be. Yani bundan sonra mahallede koç yumurtası da mı söyleyemeyeceğiz lan? Su gelir güldür güldür. Gel de yar beni güldür. Güle güle. Ben ne gibi ya? Bu gece işi bitir.
Ben bu gece işim bitireceğim. Koçum, koç. Ooo, ay bu ya abi ya. Koç moç. Koç yok, Hikmet abi, koç yok. Tamam canım, o manada söylemek istemedim ama. Zaten bu Selami'nin diline düşeceğine lağma düş daha iyi. Sen benim dediklerimi yap. Bak yar kimseden ses çıkıyor mu abi? Kapat ağzını. Kapatmayacağım ağzını. Bağla ellerini. Bağlayacağım ellerini, sıkıntı kaçtı. Nereye kaçıyor abi? Nereye kaçıyor ya? Nereye kaçmıyor oğlum? Kapıyı kapatsam bacadan kaçıyor kız. Kaçamaz abi, bastır. Bastıracağım. Ben bu gece bu topu patlatacağım. Su gelir gündür gündür. Gel de yap beni gündür. Her gece aynı numara. Yemezler, açın. Açın, ben geldim. Nazan'ın kocası Cavit. Açınlar. Ne oluyor? Eli yık bari. Yine mi sarhoşsun? Sarhoş değil, alkollü. Yavaş ol biraz, ahıra mı giriyorsun? Hız, hız! Nazan nerede? Ne yapacaksın Nazan'ı? Yakalarsam... bu iş bu gece bitecek. Uyuyor. Kalksın. Rahat bırak kızı. Rahat bıraka bıraka bu hale geldik zaten. Bak, ölümü gör kötü bir şey yaparsan. Yapacağım. Babama söz verdim. Bak, hayvan gibi saldırma bari kızın üstüne öyle. Birazcık sev, okşa. Kes, 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 kes. Biz ne yapacağımızı bilmiyor muyuz? Aman dur. Su gelir, güldür, güldür. Gelme yer beni, güldür. Bilmiyor Nazan, kalk 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 kalk, numara yapma, kalk. Ay ne istiyorsun kalk. Benden be bu saatte sulu şey? Sen ne istediğimi çok iyi biliyorsun. Bu iş bu gece bitecek. Çok kötü olur, sesini çıkarma. Gel buraya, gel. Ay, 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 leş gibi de kokuyor bir sarhoş. Bağırma, bu iş bu gece bitecek diyorum sana. Bu gece seni kimse kurtaramaz. Anne, anne, Fatih var. Bağır, bağır, bağır. Bağır. Hakim Bey, evliliğimiz süresince bir kere bile el kaldırmış değilim karıma. Yalan, yalan söylüyor Hakim Bey. Her gece zil zurna sarhoş geliyordu eve. Kendisi seks manyağıdır. Manyaktır, Allah canım alsın. Her gece yavrumun üstüne saldırıyordu. Çok affedersiniz Hakim Bey. Beni bile öpmeye kalktı. Allah senin cezanı ver. Sayın basın mensupları, sakin olalım lütfen. Yoksa duruşma salonundan çıkarırım hepiniz. Sesinizi kesin beyler, sessiz olun, burası mahkeme. Otur hanım sen de yerine. Ben söz vermeden kimse konuşmayacak demedim mi? Özür dilerim sayın yargıcım. Hanımefendi sakin olun. Bugün burada bağımsız yargı özgür iradesiyle kararını verecektir. Sayın yargıcım şu anda kızının mutluluğunu göremeyen bir annenin masum çığlıklarını duyuyorsunuz. Medya'nın da bu çığlıkları duymasını özellikle rica ediyorum. Müvekkilimi bu iki psikopat hasta etmiştir sayın yargıcım. Asıl onlar beni hasta ettiler Hakim Bey. Arkadaş doğru söylüyor efendim. Beni de hastanelik ettiler. İkisi de sapık efendim, yani çok affedersiniz, ikisi de ruh hastası. Bu filmlere, dizilere konu olacak ana kızın dramı lütfen zapta geçsin. Medyanın değerli mensupları, bunları ekrana çıkartın. Teşhir et. Ayrıca sayın yargıç, bir başka vahşete de parmak basmak istiyorum. Şu anda tanık olarak dinlediğiniz bu Cavit Durak, kocalık görevini ne maddi ne manevi açıdan yerine getirememiş, cinnet geçirmiş ve üstelik iç güveyi olarak girdiği evi kundaklayarak bu masum insanları cayır cayır yakmaya kalkmıştır. Yalan! Şerefsizim, yalan Hakim Bey! Balık kızartırken tavayı düşürmüşler, yangın öyle çıktı. Ay, yanıyorum! 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 Ya Allah Allah! Allah kahretsin! Yardımcı! Allah kahretsin! Bıktık senin istenliğini!
baksana, yanıyor bunlar. Koş, koş. Yaktın sen be. Yaktın bunu lafkar. Ben de şimdi seni yakmaz mıyım? Bir bayrağı alacağım. Bir bayrağı alacağım. Allah belanı versin senin gibi damadın şu halime bak. Yandım, yandım. Senin balığını pişireceğim diye yandı anne. Ne var, ben de yandım. Yemeyin bundan sonra. Balık balık yok. Nazım. Nazım. Nazım korkma. Hayattasın. Korkma canım, gel. Gel Nazım. Tuncay, canım sen... Ne oluyor lan? Ne işin var senin benim evimde? Öst! Bırak karımı! Ne işi olacak? Yardıma gelmiş çocuk! Yardıma mı gelmiş? Mahallenin yüzüne bakamaz oldum. Yazık oldu çocuğum. Sülalesinden başlayacağım senin çocuğun. 9 ayda bir işi beceremedi eşek. Sen şununla bir konuşsan diyorum. Ne konuşacağım? Bir aklını dükkana da uğramıyor. Asfalı eşek! Cavit! He! Cavit! He! Neredesin oğlum sen kaç gündür? Neredeyim? Evdeyim. Evde mi? He. Peki ne oluyor evde? Sen rahat mısın? Çok. Oğlum bana bir bakmaya başladılar, aklım durur. Kaynanam her akşam kendi evinde hiç Cavit diyorum'a bir tane rakı koyuyor. Kendi elleriyle bir mezeler yapıyor. Anlıyorum. Peki yengeyle aran nasıl? Süper. Artık eskisi gibi kaçmıyor oğlum. Kuzu olduk, kuzu. Ha, tamam o zaman desene. Değil lan, bu sefer de bana bir şey oldu oğlum. Ha bile uykum geliyor ya. Dükkana niye uğramıyorsun? Baban her yerde seni arıyor. Manyak mısın oğlum? Nazan'ın işini bitirmeden dükkana uğrayabilir miyim? Biliyorum, dövecek. Bugünlerde balık tutmaya başladı. Dükkana da gitmiyor. Aman aman, sizden uzak dursun da nereye giderse gitsin İlek. Affedersiniz. Şey, fırınınızdan memnun musunuz? Ay Selami, Allah ne muradın varsa versin. Ne kolaylıkmış. Yakında size bulaşık makinesi de alacağım. Tam otomatik. Eksik olma. Şey, bu arada ilaçlar nasıl, bir tesirini gördünüz mü? Hem de nasıl? Adam erkenden uyuyor. Hayır, hani bir terbiyesizliği varsa dozu biraz daha artıralım diyecektim. Canım zaten şunun şurasında boşanmaya ne kaldı ki? İyi öğrendin onu değil mi oğlum? Avukat ne diyor? Kesin canım. Kanun açık diyor. Eğer bir erkek 365 gün içinde kocalık görevini yerine getiremezse mahkeme anında boşanır. Ay yüreğime su serpildi vallahi. Durun size kek getireyim. Aman zahmet etmeyin teyzeciğim. Ah ne zahmeti canım. Kekimden yemeden dünyada bırakma. Nasılsın canım? Şey artık sana sarkıntılık etmiyor değil mi? Yok canım, nerede o eski azgınlık? Eli ayağı birbirine dolanıyor. Gebersin. Parmağın ucuyla bile dokunmasını istemiyorum sana. Bu gece ilacı biraz daha fazla verin, oldu mu? Bu akşam yine havalarda beyefendi. Balıkları kızartın diye tutturdu. Boş ver kız. Rahat ol. İlacı yutunca konuşamıyorum ya. Formülü bulduk. Koydun mu? Hı. Aman. Ama bu sefer biraz fazla oldu galiba. Yeter. Senin bu plakine bayılıyorum. Seviyorsan gene yaparım. Seviyorsan laf mı ya? Süper bu şeker fare. Nazan nerede? Niye gelmiyor? Gelir şimdi, balıkları kızartıyor. Ha iyi iyi, gelsin gelsin. Gelsin otursun şöyle karşıma. Otursun da onu da şöyle bir güzel istavrit gibi çıtır çıtır yiyeyim. Thank you.
Şimdiye kadar yemeğini yiyip zıvarmalıydı bu fezemek. İlaçlarda bir yanlışlık yok değil mi Züber abi? Olur mu? Aynen. 5 ampul birden. Ne? 5 ampul birden mi? 5 ampul birden yutarsa ölür mü be? Nasip. Tabii canım. Nasip. Nasip canım. Ne kadar içersem içeyim, kimse bana kafayı bulduramaz. Taş gibiyimdir, taş! Sen bilirsin benim ne kadar sert bir erkek olduğumu. Canım. Kimse beni uyutamaz. Yatakta... Yatakta canavar kesilirim. Bu mahallede herkes bilir. Karılar? Bu karılardan tatmayan kalmadı. Hadi odama gel. Hemen geliyorum. Hemen gel, hemen gel. Hadi biliyorsun. Ay, doktor çağırdım. Kız deli misin? Ana düştü anne, kalk. Ay, 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 gel gel. Sen biliyorsun değil mi? Ele işim çok zıbardı pezevenk. Baba baba. Az kalsın ölüyordum hakim bey. 2 ay kendime gelemedim. Ben böyle uyur gezer bir şekilde dolaşırken de açmışlar davayı. Yaz, bu arada süre dolmuş, farkında değilim. Evet efendim, süre dolmuş maalesef. İstediklerini elde ettiler, boşandık. İftira? Vallahi iftira atıyor hakim bey. Kuyruk acısı var tabii. Söz vermeden konuşma hanım. Ne yapsın sayın yar? Özür dilerim. İki kocaya rağmen evladının mürvetini göremeyen bir acılı ananın feryatları bunlar. Medyanın dikkatini çekerim. Söz almadan görüş bildirmeyelim, rica ederim. Evet, başka söyleyeceklerim? Başka söyleyeceklerim efendim. Maalesef boşandık ve daha kırkım çıkmadan bu adamla evlendiler. Bu ne bu efendim? Bu şike değil mi? Efendim, izninizle. Evlendiler. Ama şikeli desteli değil. Tamamen yasal, gönül rızasıyla. Burada mağdur olan esas, mağdur olan taraf biz efendim. Yalan, vallahi yalan hakim bey. İşlerine geldiği gibi konuşuyorlar. Evet efendim, çok affedersiniz ama yani intikam peşinde bunlar. İkisi de erkek olup da bir işi beceremediler. Ağızlarına yüzlerine bulaştırdılar. Hakaret ediyorlar hakim bey. Erkeklik gururumuz da oynuyorlar burada hakim bey. Hasta ettiler yavrumu, hasta. Tazminat davası açacağız. Evet, tazminat istiyoruz bu canilerde sayın yargıcım. Asıl hasta olan kendisidir efendim. Asıl onlar bize hasta ettiler hakim bey. Burada dava açması gereken biziz. İkisini de sabırla bekledim ben efendim. Susun, oturun yerinize. Otur sen de yerine evladım. Bundan sonra söz vermeden konuşanı atarım dışarı. Beyler sessiz olalım, rica ediyorum. Duruşmaya kapalı olarak devam edeceğim aksi halde. Kaka'ya. Buyurun efendim. Şimdi oğlum, Nazan Korkmaz. Kocalık vazifeni yerine getirmediğin gerekçesiyle sana boşanma davası açmış. O değil efendim. O saftır. Asıl anası. Anası. Avukatıyla beraber her türlü filmi çevirdiler bize. Doğru söylüyor hakimim, doğru söylüyor. Sayın yargıcım, şahsıma ve masum müvekkilime yönelik bu sataşmaları şiddetle protesto ediyorum. Hakaret davası açma hakkım vardır. Lütfen zapta geçirilsin. Teşekkür ederim. Oturun yanınıza. Yaz, daha önce Nazan Korkmaz'la 1 yıldan fazla evli kalıp başarılı olamayan Cavit Durağan tanıklığı dinlenildi. Daha sonra davalı Selami Korkmaz'a bir DC'yi olup olmadığı soruldu. Olmaz mı hakim bey? İçim yanıyor. Bana büyü yaptılar bunlar. Basiretim bağlandı, bitirdiler beni. Başlangıçta ne kadar mutluyduk. Onun için bando bile getirtmiştim mahalleye. Thank you.
düşeceksin lan! Düşeyim. Belki üstlere düşerim de ikisi de geberir. Çıksın, rezil edeceğim ikisini de! Adilen maymun. Keşke ikisini de vursaydım. Başka lafın yok mu oğlum senin? Yok. O inek de yapamayacak. Görürsün. Benim yapamadığımı hayatta yapamaz. Bitmiştir. Şu andan itibaren Selami Efendi yandı. Hayatı kaydı. Razan'la evleneceğine tımarhaneye gitsin daha iyi. Sürünecek. Sürünsün eşi o eşi. Geç şu lafı be oğlum artık ya. Yapamaz oğlum. Biliyorum. Bir şey biliyoruz ki konuşuyoruz değil mi? Naz şuraya yazıyorum. Hadi beyler. Naşlayalım. Tamam. Hadi. Nezi. Ne yapıyorlardır lan şimdi? Öyle her şeyleri yerlere atma yavrum. Peşine söyleyeyim ben öyle dağınıklıktan hiç hoşlanmıyorum. Aman takma böyle şeylere Selami Allah aşkına. Karı kocayız artık biz. Toplarız birazdan. Hadi soyun. Yalnız bak şimdi erkek soyulurken öyle bakılmaz. Hadi sen bir dön arkana yat. Şaka mı bu? Ne şakası yavrum? Annem hep anlatırdı. Rahmetli babamı daha bir kere olsun yanında soyulurken görmemiş. Hadi yavrum dön arkana. Tamam. Çabuk sayın ama. Tamam, şuradan bir de benim şu pijamamı versene bakayım. Ya! Hani bakmayacaktın? Hadi. Gelin ilk günden görürse damadın kısmeti kapanırmış. Hadi güzel kızım, hadi göreyim seni. Ay güzel Allah'ım, sen bu sefer yüzümü kara çık. Nazan, dur. Lambayı söndürsene hayatım. Neden? Kocam değil misin benim? Nazan, dur yapma. yapma. Gıdıklanırım. Yerim seni, yerim seni. Nazan yapma, gıdıklanıyorum. Yapma, gıdıklanıyorum. Yapma, Allah aşkına bak. Dur biraz konuşalım Nazan, acelemizle. Şey bak, ne diyecektim işte, sen bu... Bana bak kız, yoksa bu Cavit Hıyar'ına mı böyle cilveler yapıyordun ha? Aman bırak şimdi Cavit'i Allah aşkına. Sarıl bana. Nazan. Gel sarıl bana sevgilim de. Sevgilim de. Nazan dur bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey. Bana bak. Yoksa sen bu Cavit Hıyar'ına da mı böyle gıdıklamalar falan yapıyorsun? Buraya Cavit'i konuşmaya mı geldik Allah aşkına? Bak duramam artık ben. Nazan. Duramam artık Nazan. Ben. Nazan. Sarıl bana. Nazan dur. Dur sevgilim. Nazan dur bak. Nazif. Azmış mı kız? Azmış. Hırsız mı kaçmış? Aa boğuyor. Boğuyor ayol çocuğu. Öldü. Damat öldü. Kim bunlar o? Tamam öldürdü kızı. Top patladı oğlum top. Ne popu lan? Abi açın. Nazan'ın öldü. Ben de onu geberteceğim. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Ne oluyor kız? Tabanca patladı anne. Ne var? Yine ne oldu? Niye dayandın kapıya? Dur! Açın! Öldürdü mü? Defol şuradan sarhoş polis çağırın vallahi. Nazan'ın öldü mü? Niye ölsün ayol? İçeride kocasıyla yatıyor. Yatıyorlar mı? Şey mi yapıyorlar?
Günaydın evladım. Bir şey mi istemiştin? Günaydın anneciğim. Bir banyoya gidecektim de. Gir evladım, gir. Gir benim güzel damadım. Her şeyini hazırladım. Havlun, çamaşırların içeride. Sağ olun, zahmet oldu size. Aa, ne zahmeti oğlum? Nazancığım uyuyor mu? Tamam. Şimdi uyudu. Bırakalım uyusun anneciğim. Aha. Uyusun. Gelin kısmı bu kadar uyur mu? Kalk da kocanın kahvaltısını hazırla. Ne oluyor anne ya? Ne oluyor ya? Elinin kör oluyor. Kız meraktan çatlayacağım. Tamam mı? Ne oldu? Söylesene. Olmadı. Çok uğraştım, olmadı. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin. Beceriksiz. Ne vuruyorsun ya? Selami de bir tuhaf çıktı ha. Tuhaf mı? Kız bu da mı hasta yoksa? Eyvah. Komşular dört gözle bekliyor. Kızda bir sakatlık var demezler mi? Ne yapacağız şimdi? Kırmızı mürekkep alıp çarşafa mı sürsek acaba? Yemeğimin malını yerler. Bana bak. Belanı arama, sabah sabah doğrarım namussuzum. Ne kızıyorsun? Yanlış mı söylüyoruz? Malı götürdüler. Ulan siz beni deli mi edeceksiniz? Buraya gel, buraya kaçma. Kaçma, gel buraya. Gel buraya. Ulan bizim dükkanı arama bir daha sen. Lan ne yapıyorsun lan sen seni? Kaçma. Ya baba, bunlar adamı katil ederler ya. Gelen bir şey söylüyor, giden bir şey söylüyor. Oho, bozuluyorum valla. Baba satalım şu dükkanı ya, gidelim buradan. Nereye gideceğiz oğlum? Nerede buluruz böyle bir dükkanı? Ben de bileyim baba ya. Buna bak. Efendim baba. Kulağıma bir şey çalındı. Ne çalındı? Selami de becerememiş o işi. Okutmaya götürüyorlarmış kocaya. Ben sana söyledim baba. Kimse, yani affedersin, şey demez o kızı. Allah'ım. Hocam, hocam benim erkeklikten yana bir sıkıntım yok. Biliyorum evladım, biliyorum. Bazen böyle olur. Erkeğin basireti bağlanır. Allah'ın işi elden ne gelir? İnşallah geldiğimizi görmemişlerdir kız. Dedikoduya başladılar bile. Ama sanki benden başka dertleri yok. İç şunu. Allah dualarımızı kabul eylesin. Amin hocam. Allah tez vakitte şifa versin inşallah. İnşallah, inşallah hocam. Şundan sabah, öğlen, akşam 3 kaşık. Faydasını göreceksin. Fazla yeme sakın ha. Azdırır maazallah. Mucizeler Allahu Teala'nın eseridir. Bizler onun birer fani ve naciz kullarıyız evladım. Selamun aleyküm. Adam harbiden çok kuvvetli füdükçüymüş Hakim Bey. Bir macun verdi. 40 güne kalmaz bütün tutukluğun gider dedi. Sonra da gelin çocuk için üfleyeceğim. Başladık tabii biz macunu yemeye ama affedersiniz hiçbir kıpırtı yok. Bu arada yaman bağırsaklarım da bozuldu. Annem bana bunlar oğlum sana büyü yapıyorlar derdi de inanmazdı. Evet. Yalan! Vallahi kuyruklu yalan hem de. İftira ediyorlar Hakim Bey. Doğrudur efendim, doğrudur. Bunlardan her biri adilik bekler.
Haklı davamıza gölge düşürmeye çalışıyorlar Zeynep'ciğim. Gelmediğinde de dikkatini çekerim. Suçluların son çırpınışları bunlar Zeynep'ciğim. Otur yerine hanım. Otur anne. Şerefsizim. Şuradan çıkmak nasip olmasın hakim bey, hakikati konuşuyorum. Kaç kere pijamamın cebinde çörek otu, fare pisliği buldum. Ne söyleyeceğini şaşırdı artık serseri. Sayın Yargıcım, sanık burada bir çöküntüyü sergiliyor. Yüce mahkemenizin ve çok değerli medyanın önünde. Dejenere, psikopat bir kişiliğin hezeyanları bunlar sayın. Peki, yatağımın altındaki çaputa sarılı horoz bibeği neydi? Utanmadan adımı iktidarsıza çıkardılar hakim bey. Böyle evlilik mi olur? Komşular pusuda, anası kapıda bekliyor. Ne söyleyeceğini şaşırdı hakim bey. Hayır, hayır, hayır. Selami. Uyansın. Uyan. Hadi uyan ne olur, anneme söz verdim, hadi kalk. Ay herkes bizden çocuk bekliyor, kalksana Selami. Ya dur be Nazan, vallahi başım çok ağrıyor ya. Hocanın macunları da mı işe yaramadı? Yaramadı tabii. Daha çok hasta oldum, yaramadı bu işe. Allah kahretsin. Yeter be, yeter be. Gel buraya. Gel buraya. Nazan dur sana. Nazan gel buraya. Nazan. Yapma, yapma Allah aşkına. Oha, 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 adam, adam. Benim, benim. Oh, adam benim. Doğru konuş be! Zaten asabın bozuk, elinden bir kaza çıkacak ha! Anne! Yavrum! Anne, ağlamak istiyorum! Ağla çocuğum, ağla! Açılırsın! Ay! Ay, bayıldı! Koş, kolonyayı getir! Kolonya. Çabuk! Kolonya. Kızım! Kızım! Nazan! Nazan! Yavrum! Yavrum! Kızım! Kızım! Millete rezil olduk senin yüzünden! Kızım! Kızım! Kendine geliyor mu? Gelemiyor! Ne yaptıysan kıza! Bir şey yapmadım ki. Önce hacılar, hocalar işe yaramamış. Yaramaz tabii. Ben sana demedim mi baba? Birbirlerini yiyorlar ha. Gülme komşuna. Selami de ayak yok baba. Pili bitmiş. Siz bakmıyor musunuz dışarıdaki havasına? Doğru söylüyor anam. Bir şey olsa kız şimdiye kadar çoktan hamile kalırdı. Merhaba Sefer abi. Selamun aleyküm. Merhaba. Merhaba. Ne geldi lan bunlar şimdi buraya? Boş ver oğlum, gelsinler, takılma. Çay söylesene. Tamam. Ziver abi bize iki çay. Nazan'ı sorsana. Olmaz lan şimdi. Sor lan, ne korkuyorsun? Geçmiş olsun Selam abi. Sağ ol. Yenge hasta mı de? Yenge hasta mı? Biraz baş ağrıyor, önemli bir şey yok. Sor bakalım, yenge hamile mi de? Olmaz lan. Görmüyor musun? Ne biçim bakıyor ya? Öldürtecek misin oğlum bizi? Sor oğlum, ne korkuyorsun ya? Onun bir şey yapacak hali kalmamış zaten, baksana. Sevdiği erkekten 3 yıl çocuğu olmayan kadın 4. kattan atlayarak intihar etti. Lan siz benim başıma atlayın. Selam. 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 Selam.
evlilik böyle yürümeyecek anam. Her gece, her gece yürek çarpıntısı. İllet sahibi oldu kızım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Buyur anne. Sağ ol. Sen biraz dışarı çık Derya. Bizim Necla Hanım'la konuşacaklarımız var. Kızın yanında söylemedim. Bak Necla, ağzımı açarsam çok kötü olur. Oğlanın ne iktidarsızlığını bıraktınız ne erkekliğini. Kimseyle tek kelime konuştuysam kör olayım. Şu eşikten çıkmak nasip olmasın. Mahalleli çirkef anam, çeneleri durmuyor ki. Beni konuşturtma Necla. Sustum sustum burama geldi. Açarsam ağzım çok kötü olur. İyi, aç. Aç da söyle söyleyeceklerini. Oğlana büyü yapıyormuşsunuz. Tövbe yarabbi. Allah yazdıysa bozsun. Ayol, ben ne bilirim büyü yapmayı? Hadi hadi, senin bilmediğin yok. Eşekliliği yedirmişsin çocuğa. Tüh! Kim söylediyse onu Allah boyunu devirsin. Hay duydunuz mu? Selami'nin anasıyla Necla karısı bir kapışmışlar. Beter olsunlar. Kar mı yağmış? Nereye? Selami'nin anasının. Şş, rahat dur be adam. Ay kestireceksin bir tarafını bana ha. Ne diyor? Ya kavga etmiş karılar büyü yüzünden amca. Büyü, büyü. Ha. Siz hatırlamazsınız. İstanbul'a bir kar yağmıştı Nisan ayında. Of, 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 of. Sen hala orada mısın be amcacığım ya? Oğlum Selami oynatmış. Her yerde büyü arıyormuş ampır. Hadi ya. Bu ne bu? Çörek otu Selami. He, çörek otu. Çörek otu ha? Beni mi kandırıyorsunuz lan? Ben yer miyim o çörek otunu? Ekmekten dökülüyor canım. Sus! Büyücü karı. Annemle ne biçim konuşuyorsun sen ya? Ben de yiyorum bak. Heh. Bak. Heh. İnanmıyorsan. Sen yersin tabii. Sana bir şey olmaz. Ne koydunuz lan yemeğime? Ayol ne koyacağız? Mis gibi yemek. Çıldırdın mı sen? Çıldırdım tabii lan. Çıldırdılar. Aa, üstüme iyilik sağlık. Sen bir doktora görün oğlum. Tabii ya, nasıl veriyor fiti? Anamı karıştırmayın lan. Aa, ne bağırıyorsun? Bir de dövseydin bari. Döverim tabii. Onlar anlarsınız siz ancak. O ne o o? Bu ne o o ne o? Saklama ver bakalım. Aa, ne saklayacağım ya, kıl işte. Kıvış. Bas bayağı büyü ben bu. Yedesene şuna sen. Aa, Selami, ne büyüsü oğlum? Saçından dökülmüş kıl işte. Mahvettiniz lan beni. Mahvettiler! Her şey olacaklar. Baykuş gagası, çörek otu, fare kuyruğu. Mahvettiniz, büyüsü karılar. Gebertirim bana bir şey. Mahvettiniz, büyüsü karılarsın. Allah belanızı versin lan. Duracak mısınız lan? Allah'ın belası büyüsü karılar. Her tarafıma bulaştı Allah yarabbim. Anam. Anam büyülü sabun. Delikli sabun, Allah belanızı versin ona. Allah belanızı versin lan sizin büyüsü namet. Karılar sizi. Geberteceğim ulan hepinizi. Her tarafta büyü. Her tarafta. Büyülü çaput. Ulan ben sizi ne yapayım ulan? Ben döküp yakacağım ulan bu evi. Yakacağım ulan bunları. Hepsini yakacağım. Eşçi olacaklar. Büyücü eşçi olacaklar sizi. Bunların hepsini yatmazsam ağzım burnum çarpılacak. Siktik kahveniz! Anam! Anam! Koş kız, yıkıyor evi hayvan! Selami? Büyücü karılar sizi! Aa, Selami azdın sana! Delirdin sen, Allah'a yalvar be! Allah polis çağıracağım! Kes lan! Çağıracaksan çağır! Çağır da görsünler yaptığınız büyüleri! Bu ne lan he? Bu ne? Aa, ne olacak? Nazan'ın uğru! Nazan'ını da... Ben öyle her davayı kabul etmem hanımefendi. Ama basından bazı dostlarım sizin davanızı almamı önerdiler. Dosyanızı incelettim, ilginç buldum. Kızınızı parlak bir gelecek bekliyor. Büyük paralar bekliyor. Düşünsenize, vizyon sahibi, dolar milyoneri, iş adamları. Evet, medyaya küçük bir işaretim yeter.
bütün televizyon kanalları sizle röportaj yapabilmek için günlerce kapınızda bekleyecek. Duydun mu kız? Ay duydum anne. Hadi inşallah. Başımıza devlet kuşu konuyor galiba. Ben boş konuşmam hanımefendi. Benim öyle inşallahla maşallahla işim yok. Daha fazlasına da sahip olabilirsiniz. Evet, şimdi sizi dinliyorum. Bana her şeyi bütün çıplaklığıyla anlatınız. Ah, neresinden başlasam bilmem ki. Vallahi dayanacak gücümüz kalmadı Rafet Bey. Adam delirdi. Erkeklik deseniz... Aman anne. Affedersiniz, sıfır. Gül gibi kızımı da mahvetti. Yazık, yazık. Ne kadar oldu evleneli? 11. ayın içerisinde. Bir şey kalmamış canım. İdare edin. Açarız davayı. Nasıl idare edeceğiz bilmem ki. Kolay kolay. Uygulayacağınız taktikleri anlatacağım size. Sigara alırsınız değil mi Necla Hanım? İçeyim bir tane. Vallahi başım kazan gibi oldu sıkıntıdan. Ya siz Nazan Hanım? İç kızım iç. Ferahlarsın azıcık. Teşekkür ederim. Vallahi yavrum verem olacak içine ata ata. Vah canım, vah yavrum. Neyse, geçti artık o sıkıntılı günde. Bundan sonra artık benim kanatlarımın altındasınız. Allah razı olsun. Nazan kaç yaşındasın yavrum? 24. Maşallah. Daha çok gençsin. Önünde uzun, parlak bir hayat var. Ah, hayırlısıyla bir kurtulsak şu beladan. Kurtulacaksınız. Bir cesede boşanacak. Bunu ben söylüyorum size hanımefendi. Hadi inşallah. Yavrum şöyle doğru dürüst bir erkeğin eline düşmedi ki. Düşer, düşecek. Erkek kolay. Bundan sonra Nazan erkekleri parmağında oynayacak. Yeter ki şu kritik süreyi kazasız belasız atlatalım. Allah yazdıysa bozsun. Öleceğimi bilsem bir daha o serseriyi sokmam kızımın koynuna. Rafet Bey, iyi hoş da bizim durumumuz malum. Çok affedersiniz, borcumuz ne olacak? Para sorun değil ya efendi. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Bu mukaveleyi imzalayın yeter. Para duruşmadan sonra her anlaşmadan %40 alırım. Sahne, film, televizyon dizileri ve sonrası. Ziver abi, Ziver abi. Gel gel bir dakika. Selami kahvede mi? Kahvede ne var yine? Şunu ona versene. Bir bokluk yok değil mi? Yok yok abi yok. Sen ver. Sen işine baksana Zibar abi. Otuz dört gün kaldı Selami. Bastır. Ne iş lan? İş yok. Git oğlum git. Ne demek kapıyı açmıyorlar oğlum ne demek? O manyağın kocası değil misin ha? Kala kala şurada 22 günün kaldı. Kır kapıyı gir içeri. Abi. Abi mektubun var. Kimden gelmiş? Anası babası belli değil herhalde. Adını yazmamış. 22 gün sonra beni hatırla. Nerede o? Sala ne? Ne yapacaksın? Çekil lan yolumdan. Karım değil mi? Ne istersem yaparım. Yapsan bugüne kadar yapardın. Allah kahretsin seni. Amin cümlemize. Nazan. Kalk kalk. Kalk kocan geldi. Kalksana lan, bırak numarayı hadi. Hadi bakalım. Bağır. Sıkıysan bağır. 14 gün kala kocalık nasıl olurmuş? Şimdi ben sana gösteririm lan. Ortak! Ortak! Ortak!
Hikmet abi merhaba. Oh, kimleri görüyorum. Nerelerdesin, özlettin kendini. Bir saç sakal kessene bana. Emrin olur, buyur. Aa, aklındayken sana bir mektup var. Mektup mu? İyi de niye buraya sana gönderiyor? O pezevenk benim adresimi bilmiyor mu? Canım eski bir arkadaşınmış. Öyle elden ele geldi işte. Ha. Ver bakalım. Sekiz günüm kaldı Selami. Uyuma. Ulan şerefsizim, gebertirim lan. Öldürürüm lan hepinizi. Selami! Kitabıma öldürürüm lan hepinizi. Bütün mahalle toplanmış. Kalkın lan. Ne işiniz var burada bu saatte evde? Kalkın! Terbiyeli konuş. Görüyorsun ki dikiş dikiyoruz. Dikiş dikiyormuş. Beni bekliyordunuz değil mi? Ben yer miyim lan o numaraları? Kalkın hadi. Karımızla işleteceğiz hadi. Ağzından çıkanı kulağın duysun serseri. Kimseyi kovamazsın buradan. Burası benim evim. İyi. Bu da benim karım. Tamam, rahatsız olmayın, oturun. Ben burada alenen hepinizin önünde bunu... Aaaa! Şaşırı! Ben dur, çakarım şimdi. Yürü. Hadi bakalım. Aman bırak beni be. Bıraksana. Ağzın çıktığı kadar bağırma. Bırak beni ya. Hop! Aile var burada, ne oluyor? Hop! Oyanıyor. Duvardaki resminle avunur gönlüm. Daha dün yanımdaydın, şimdi neredesin? Ne çabuk unutuldu verdiğin sözler. Belli ki dönülmeyen uzak yerler. Ulan vallahi acıdım çocuğun haline ya. Oğlum bugün son günü bunun. Ben gidip konuşacağım vallahi. Oğlum lan manyak mısın, görmüyor musun? Öldürür şerefsizini ya. Lan ne öldürecek be? Baksana bir bok yemez, haline bak. Selami. Atışmak gibi olmasın da bir şey söyleyeceğim. Ne de olsa aynı dertten muzdarip insanlarız. Birbirimizin halinden anlarız. Oğlum git bas kırklağına, bir son dakika golü at. Biz hepimiz arkandayız. Burada bekleriz icabını da sabaha kadar. Tabii lan. Doğru söylüyor herif. Doğru söylüyor Selami. Aklısın birader. Hadi lan doğru söylüyor. Cavit doğru söylüyor. Valla. Aklısın birader. Hadi. 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 Nazan, ben geldim. Nazan, uyuyor musun? Şşş! Alo, kalk. Nazan, korkma. Yemin ediyorum sana hiçbir şey yapmayacağım. Dostça ayrılalım Nazan, veda etmeye geldim. Nazan. Karıcığım, hadi bakalım. Nazan, bana bir veda öpücüğü vermeyecek misin? Ben yine kendiye veririm. Selami, Selami! Vay iş oğlusu sen ha! Nazan nerede? Bilmem, kaçmış. Nereye kaçmış? Sen kaçırdın. Kör olayım, haberim varsa. Ne yapalım canım? Kaçan kaçmış, giden gitmiş. Demek ki kısmet sana. Ay dur! Yapma serseri! Yapma! Dur! Yapma! Dosya incelendi. Duruşmanın bittiği bildirildi. Gereği düşünüldü. Dosyada mevcut davacının bakire olduğuna dair adli tıp raporu
ve diğer deliller nazara alınarak davacı Nazan Korkmaz'ın eşi Selami Korkmaz'dan boşanmalarına temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. Allah adalet yerini buldu. Şükürler olsun Allah'ım sana. Hakim Bey tamam. Kabul, kanun böyle. Ama sizden bir ricam var. Hani diyorum herkes hazır buradayken sizin de huzurunuzda izin verin. Ben şunun işini bir bitireyim. Abi sakin ol. Evet, Nazan Hanım, gülümser misiniz? Bakar mısınız lütfen? Çok değerli medyamıza, bir insanlık dramı olan bu davamıza göstermiş olduğu bu yakın ilgiye müvekkilem adına hem de kendi adıma en içten duygularımda teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi müvekkilem halen bir şok yaşıyor. Bakınız kalbi yaralı bir kuş gibi atıyor yavrucağım. Basın toplantısı yapacak mısınız? Tabii yapacağız çok yakında ve her şeyi size bütün ayrıntılarıyla ve çıplaklığıyla anlatacağız. Ama şimdilik izninizi rica ediyoruz. Bir soru daha sorabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Anne. Yavrum. Be. Gitti ya. Kuş uçtu yuvadan. O kadar söyledik sana. İnek! Lan ağzını topla. Bir çakarım 6 ay bulanık sıçarsın. Terbiye yap! Yap! Düşüncemden çıkmaz ki yörüngemden. Geçit vermez, bir dakika izin vermez. Öyle bir duygu ki bu sardı dört yanımı. Bencilce hapsedip çaldı her anımı. Anne bitimi. Ahlar ah, ona gitti dünya. Bak, medyatik oldu seninki. O artık benim Nazan'ım değil oğlum. Çok da umrundaydı sanki. Kız köşeyi döndü aslanım. Bana ne? Ayrıca sana ne? Sana ne, bana ne? Şimdi kim bilir kimler yiyor yavruyu. İnekliğine doyma. Ağzını topla lan. İnek sana benzer, inek. Hadi beyler, naşlayalım. Bizim de evimiz var, uyuyacağız. Tamam baba, yorma bizi. Bak burada bir şey konuşuyoruz. Sesi de güzelmiş be. Güzelmiş. Ah yavrum, ah. Ulan Cavit, ağlatacak mısın beni be? Hadi. Ağlamıyorum. Giden gitmiş. Sağ ol.